Kobeller merhabalar. Üçüncü üniteye başlıyorum arkadaşlarım. Denklemler köşe taşlarını çözeceğiz şimdi. Üçüncü ünitemiz denklemlermiş yeni basım kitabımızda. Şimdi hemen ilk köşe taşını aldık. Başlıyoruz birinci sorumuzu çözmeye. Diyor ki denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu denklemi sağlayan x ve y değerleri nedir diye soruyor. Bakın işte bu da şunu şöyle çözebilirsiniz. İşte A şıkkını deneyebilirsiniz mesela. X yerine 3, Y yerine 1 diyor bu adam A şıkkında. Hemen X yerine 3, Y yerine 1 yazın bakalım sağlıyor mu? Ama ikisinde de sağlayacak arkadaşlarım. Sağlıyorsa tamam, cevap Adana'dır. Sağlamıyorsa B'ye geçeceksin. B'yi deneyeceksin kardeşim. Şimdi ben tabii normal çözümünü de yapayım bunun. Çünkü bu yok etme metoduyla çözülecek arkadaşlar. İşimize yarayacak yok etme metodu bazı durumlarda. Yani çözüm kümesini sormayacak bize tabii ki bu sistemi. Sen gidip X ve Y'yi bulmak zorunda kalacaksın. Şıklar gözünün önünde olmayacak. Peki ne yapıyorum yok etme metodunda hocam? Ya X'lerin katsayılarını 2 ya bu. Bunu da 2 yapacaksın. Ya da Y'lerin katsayıları 3 ya. Bunu da 3 yapacaksın. Ama 2 ise 2 yaptın ya bunu. İşaretleri farklı olacak kardeşim. Mesela o yüzden burada hazır işaretler farklı olduğu için direkt y'leri 3 yapayım diyorum ben ikisini de. O halde üstteki denklemi 3 ile çarpıyorum. Bakın aynısını yazıyorum 3 ile çarpınca. 6x oluyor. Eksi 3y oldu. 15 oldu. Buna hiçbir şey yapmadım. Aynen yazıyorum bunu kardeşim. X yazıyorum. Artı 3y eşittir 6. Ve bak dostum. Y'ler istediğim kıvama geldi. Kat sayıları aynı ama işaretleri ters. Çünkü toplayınca 0 olacak bunlar. Yok edeceğiz bunları. Gitti toplayınca 6x, x daha 7x yaptı. 15, 6 daha 21 yaptı. Demek ki x eşittir 3 çıktı. X'imiz 3 olacakmış kardeşim. O yüzden bu 3 şıkkı sildim. Bakın bunda birinciler 3 yani x'ler 3. Y 1 diyor, Y eksi 1 diyor. Bakalım hangisi? X'i bulduktan sonra şu denklemlerden istediğin birinde X yerine yaz, 3 yaz, Y çıkar. Mesela şu alttakinde X yerine 3 yazsak. Şöyle oluyor. 3 artı 3Y eşittir 6. 3'ü gönderdim. 3Y eşittir 3. Y eşittir 1 çıktı. Cevabım Adana'ymış dedim Gobeller. Geldik 2'ye. Yine AB'yi soruyor. Yine yok etme metodu yapacağım. A'ları mı yok edelim, B'leri mi? İkisini de yapabilirsiniz kardeşlerim. Ama bakınız B'lerin işaretleri farklı ya. Biri eksi, biri artı. O yüzden B'leri tercih ediyorum ben. Üstteki denklemi 2 ile çarparsam 6A olur. Eksi 2B artı 10 eşittir 0. Alttakini aynen yazıyorum. A artı 2B eksi 3 eşittir 0 oldu. Bakın istediğim kıvama geldi arkadaşlarım. Toplayın alt alta bunları. Topladığımız zaman ne oluyor? B'ler gitti tabii ki hemen haliyle. Ne olmuştu? 2 ile çarptık. 6A. Sanki farklı bir şey geliyormuş gibi geldi bana da. 2 ile çarptım. 2B 10 0. Şu B'ler gitti dostlarım. 7A oldu burası. Eşittir. Artı daha doğrusu. 10 eksi 3 7 yaptı. Eşittir 0. 7A eşittir. Eksi 7. A eşittir. Eksi 1 çıktı. A'yı eksi 1 bulduk. Demek ki A dediğimiz yani birinci ifadede eksi 1 yazacak. Bak Bursa oluyor. Ceyhan da oluyor. Ama Adana, Denizli, Edirne'yi sildim. Şimdi B'ye bakalım. B kaç olacak? Hemen eksi 1'i de getirip şu denklemde yerine yazalım mesela. Eksi 1, eksi 3 daha, eksi 4 yaptı. Attım bu tarafa. 2B eşittir 4, B eşittir 2 çıktı. Demek ki eksi 1'e 2'ymiş cevabım. Geldik 3 numaraya. Burada da rasyonel ifadeler var arkadaşlar. Hiç korkulacak bir şey yok. Bakın ne yapacağız şimdi. Önce bir gönüllü seçelim. A'yı mı yok edelim, B'yi mi? Hiç fark etmez. İşaretler hep aynı olduğu için seçelim rastgele birini. A'yı yok edeceğim ben. Bakın burada A'nın üstü 1, burada 2. Alt tarafı 2 ile çarparsam, şimdi üst tarafa hiç dokunmuyorum. 2 bölü A artı 1 bölü B eşittir 5 diyorum. Alt tarafı 2 ile çarpıyorum. 2 bölü A artı 2 bölü B eşittir 8 oldu.
Peki istediğim kıvama geldi mi? Tam değil. Ne lazım bir de? İşaretlerinin farklı olması lazım. O halde birini eksiyle çarpalım. Seç birini, üstü eksiyle çarpıyorum. Eksi 2 olur, eksi 1 olur, eksi 5 olur. Hadi toplayalım şimdi. Eksi 2 bölü a artı 2 bölü a ile toplanınca 0 yaptı. 2 bölü eksi 1, 2 eksi 1 toplayınca 1 yaptı, 1 bölü b. 5 eksi 5 ile 8 de 3 yaptı. İçler dışlar yaptım arkadaşlarım. 1 bölü b eşittir 3 ise 1 eşittir 3b çıktı. Daha doğrusu b eşittir 1 bölü 3 çıktı. B'yi bulduk. Aslında a'yı soruyormuş bize. Direkt b'leri yok etsek daha güzel olurmuş ama olsun, böyle de çözülüyor sonuçta. B yerine 1 bölü 3 yazıyorum şimdi. Şurada 1 bölü 3 yazsam b yerine. 1 var yukarıda, bir de 1 bölü 3 var. Takla attırdım, burası 3 bölü 1'den 3 oldu. 3'ü de buraya attım. Eksi 3 geldi. 2 bölü a eşittir 5 eksi 3'ten 2. İçler dışlar yapıyorum. 2 eşittir 2a. A eşittir 1 çıktı arkadaşlarım. Demek ki 3. sorumun cevabı Ceyhan gelecek. A 1 çıktı ama şıklara bakıyorum, Bursa diyor. Biz bir yerde hata mı yaptık acaba? B'yi 1 bölü 3 bulduk. Yerine yazdım. 6 eksi 2 ne geliyor buradan? B'yi 1 bölü 3 mü bulmuştuk? B'yi 1 bölü 3 bulduk. Yerine yazdık. 1 bölü 1 bölü 3'ten ters çevirdim. 3 oldu. 3'ü buraya attık. 5 eksi 3'ten 2 geldi. 2a, a eşittir 1 geliyor arkadaşlarım. Biz doğru bulduk herhalde. Siz bir daha bir kontrol edin olmadı ama ben doğru bulduğumu düşünüyorum kardeşim. Şuna geldim şimdi. 4. sorumuz. Olduğuna göre diyor, x artı y toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şu aradaki işaretimiz eksi. Şimdi isterseniz önce şu denklemin paydasını bir eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 2 ile çarpalım, şöyle olacak. 3x eksi 2y bölü 3 kere 2 6 eşittir 1. Yani 3x eksi 2y eşittir 6 oldu. Bir de şu denklemimiz var. Bunu da 2 ile çarparak yazıyorum. Bak, direkt 2 ile çarpıyorum ki y'leri yok edeceğim hemen arkadaşım. 4x olur artı 2y olur eşittir 22. Topluyorum alt alta. 2y'ler gitti. 7x eşittir 28. X eşittir 4 geldi gobeller. Peki hocam. X 4. Şimdi y'yi bulacağız. Hadi şurada yerine yazalım. Burası 8 olur. 8'i bu tarafa atarsam eksi 8. Y'de 3 çıktı. Toplamları 7 geldi arkadaşlar. Şimdi aklım hala 3. soruda kaldı. Biz mi bir hata yaptık diye acaba da, vakit kaybetmeyelim diye de geride dönemiyorum ona. Videoda durdurduktan sonra bir daha bakacağım ona artık arkadaşlar. Evet, geldik üçlü denklemlere. Bakalım bunlarda ne yapacağız. İkinci köşe taşımızdayız. Şimdi y eksi z'yi 1 vermiş. Tamam, böyle 3 tane denklem görüyorsunuz arkadaşlarım. Mesela şöyle yapabilir miyiz? Şu ikisini alt alta toplasak. Bak, şu anda ben de ilk defa çözüyorum bu soruları. Ve ne yapacağımı inan bilmiyorum kardeşim. İlk aklıma gelen şeyi yapıyorum. Şunları alt alta topladım. Z'ler gitti. X artı 2y geldi. Eşittir 3 çıktı. Aha, bir denklem geldi kardeşim. Sonra şu ikisini alt alta toplayalım. 3x oluyor. 3y oluyor. Z'ler gidiyor. Eşittir 3 oldu kardeş yine. Bakın, böyle bir sistem bulduk şimdi. Bize x'i soruyor. Hadi gelin y'leri yok edelim. 2 ile 3 ya. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile çarpıyorum ki katsayıları aynı olsun. Hatta bunu bir de eksi ile çarpalım dostlarım. İşaretleri de farklı olsun. Şimdi yenisini yazalım. 3x artı 6y eşittir 9 oldu. Bunu eksi 2 ile çarpıyorduk. Eksi 6x eksi 6y eşittir eksi 6 oldu. Topluyorum şimdi. 6y'ler gitti. Burada bir eksi 3x kaldı. 9 eksi 6'dan da 3 kaldı. Bölelim 3'e, eksi 3'e. Eksi 3'e bölersek eksi 1 çıktı. Evet, geldik ikinci soruya. Denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. E dostum, yine çözüm kümesi şıkların arasında varsa ne yapacağız demiştik. Tek tek işte x a yerine, mesela a şıkkını deneyelim.
A yerine 5, B yerine 1, C yerine 1 yazacaksın. Bakalım sağlıyor mu diye göreceksin. Sağlıyorsa tamamdır. Doğru cevap Adana. Sağlamıyorsa diğer şıkka geçeceksin. Tabii biz şimdi bir de normal çözmeye çalışalım bunu kardeşler. Şöyle yapalım mı arkadaşım? Bak şu iki denklemi gördüm ben. Birinci ve sonuncuyu. Şu üsttekini eksiyle çarpsam bak ne oluyor? Eksi A, eksi B, artı 2C eşittir eksi 4 oluyor. Alttakini de aynen yazıyorum. A artı B eksi 3C eşittir 3 oluyor. Toplayalım bunları alt alta. A'lar gitti. B'ler gitti. Bakın C direkt çıktı. Eksi C geldi burası. Burası da eksi 1. Demek ki C 1'miş kardeşim. C 1 ise yani sonuncu çözüm kümesinin sonuncusu elemanı 1 olacak. Demek ki bu değil. Demek ki bu değil. Ya bu ya bu ya bu. C'yi buldum 1. Peki şimdi C yerine 1 yazalım. Bakın burası eksi 2 olur. Eksi 2'yi bu tarafa atarsak artı 2 gelir. A artı B 6 çıkar. Yazıyorum buraya. A artı B eşittir 6. Hemen bakın şimdi A şıkkına. 5 ile 1'in toplamı 6 oldu. 5 ile 0'ın toplamı 5 olmadı. 5 ile eksi 1'in toplamı 4 olmadı. Demek ki cevap Adana geldi. Hemen şu 3 numaraya geldim arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi olduğuna göre diyor x1 çarpı x2 çarpı x3 acaba nedir diye bir soru sormuş dostlar. Hemen bir düşünelim şimdi neleri yok etmeye başlayalım diye bir düşünelim. Bakın şu birinci denklemle üçüncü denklemi direkt toplarsak. Bak toplayalım. X1 eksi x1 geliyor 0. Eksi x2. X2 de buradan geliyor. E bunlar da 0. X3 x3. Yani 2 tane x3 geliyor. 1 ile de 9'un toplamı 10. O halde x3 eşittir 5 geldi. X3'ü bulduk kardeşim. Şimdi bir de getirip şurada yerine yazalım mı x3'ü? 5 ise bu tarafa attım 4 mü kaldı burada? Yani eksi x1 ile x2'nin toplamı 4 oldu. Şu ortadakini de kullanalım. 3x1 ile x2'nin toplamı da 0'mış. Hadi bakın üstteki denklemi eksiyle ya da alttakini eksiyle de çarpabiliriz. Hiç fark etmiyor. Üsttekini eksiyle çarpıyor. Artı oluyor, eksi oluyor, eksi oluyor. Topluyorum. 3x1, x1 daha, 4x1, x2'ler gitti, eksi 4. Yani x1 eşittir, eksi 1 çıktı. X1'i de bulduk, x3'ü de bulmuştuk. Hadi şurada yerine yazalım. Şurası eksi 3 olur. Bu tarafa attım, x2 de 3 çıktı arkadaşlar. Hepsinin çarpımını soruyor. 15, eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 15 geldi goberler. Hadi bakalım dördüncü sorumuzdayız dostlarım. Olduğuna göre diyor A artı B artı C toplamı nedir? Bakın yine burada direkt birinci ve üçüncü denklemi alın. Toplayın alt alta. Bakın A 2A. Ne oluyor burası? 3A. 2B ile B'nin toplamı 3B. 2C ile C'nin toplamı 3C. Eşittir 3 ile 6'nın toplamı 9. Hadi bir de 3'e bölelim hepsini. A artı B artı C. 3'e bölersem 3 geldi mi kardeş? Zaten bana bunların 3'ünün toplamını soruyor. Ortadaki denklem haybeden yere verilmiş kardeşim. Geldik buraya. Diyor ki bu da şimdi problem şeklinde bir soru. Önce denklemi kendimiz oluşturacağız. Sonra denklemi bir de çözeceğiz. Tülin'in A, B, C bankalarına yatırdığı para miktarlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 3 bankaya toplam 80.000 TL yatırmıştır. Yani A bankasına yatırdığı para, B'ye yatırdığı para ve C'ye yatırdığı para toplamda 80.000 TL. Peki devam. A ve B bankasına yatırdığı paranın miktarı, toplam para miktarı yani A ile B'nin toplamı diyor kardeşim. A ile B'nin toplamı. C bankasına yatırdığı miktardan C'den 48.000 TL fazladır diyor. Yani C'nin 48.000 TL fazlasıymış. Peki dostum ben şurada hemen üstteki denklemde şu A artı B gördüğüm yere C artı 48.000 yazsam. Burası ne oluyor? C artı 48.000 yazdığımda 2C oluyor.
48 bini de bu tarafa atalım. 32 bin kaldı. Demek ki C eşittir 16 binmiş dostlar. Bunu bulduk biz şimdi. C bankasına yatırdığı parayı bulduk. 16 bin lira. O cepte dursun. Peki A ve C bankasına yatırdığı toplam miktar ise diyor. Yani A ile C'nin toplam miktarı ise B bankasına yatırdığının iki katının 8000 TL fazlasıdır diyor dostlar. A ile C'nin toplamı da 2B artı 800'müş. 8000'miş kardeşim. Buna göre A kaçtır diye de bir soru soruyor. Hadi şimdi şu üçlü denklemi çözelim. C'yi zaten bulmuştuk biz kardeşler. C kaçtı? 16.000. Şurayı bir daha yazıyorum. A artı 16.000 eşittir 2B artı 8.000. 8'i buraya alırsak A artı 8 eşittir 2B yapıyor. Peki şuradan da A ile B'nin toplamı C ile 48'in toplamına eşitti. E C'yi de 16 diyebiliyoruz. Demek ki A ile B'nin toplamı neye eşit? 16 ile 48'in toplamı 64 bin lira yapıyor. Hadi şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? Şu 8'i bu tarafa atalım. Eksi 8 gelsin buraya. A yerine 2B eksi 8 yazacağım. 2B eksi 8 artı B eşittir 64 oldu. Buradan 3B eşittir 8'i bu tarafa attım 72. B eşittir 24 bin lira çıktı. Peki B'yi de biliyoruz. Biz A ile B'nin toplamını da 64 diye biliyorduk kardeşlerim. B yerine 24 yazarsam çıkarttım buradan 24'ü. 64'ten 24 çıktı. 40 bin TL A bankasına yatırdığı paraymış. Şimdi şu soruyu okuyorum. Bir sinemada bilet fiyatları yaşlılar için 8 TL, öğrenciler için 10, yetişkinler için de 15. Şuna yetişkinler demeyelim de büyükler için diyelim biz. Baş harfleri YY olmasın diye yapıyorum. Peki bir seansta sinemaya gelen yetişkinlerin sayısı, yani büyüklerin sayısı diyelim biz buna. Büyüklerin sayısı. Şöyle yazıyorum. B eşitmiş yaşlıların sayısının 2 katı. 2 tane Y'ye eşitmiş. Öğrencilerin sayısı yetişkinlerin, yani büyüklerin sayısının, öğrencilerin sayısı büyüklerin sayısının 2 katından 6 eksiktir diyor. Bu seansta seyircilerden elde edilen gelir 250 TL olduğuna göre sinemaya gelen yaşlıların sayısı kaçtır diye bir soru sormuş dostlarım. Şimdi sinemaya ne dedik biz? Y tane yaşlı, B tane büyük, Ö tane de öğrenci geldi dedik. Peki toplam 252 TL kazandım. Her biri yaşlıdan 8 TL alıyorsam Y tane yaşlı geldi, 8Y buradan kazandım. Öğrencilerden 10 lira alıyordum. Ö tane öğrenci geldi. 10 Ö lira buradan kazandım. Büyüklerden 15 lira alıyorum. B tane büyükten de 15 B lira kazanırım. Ve toplam 252'ymiş kardeşler. Şimdi ne yapacağım dostum? Bakın ben Ö B yerine 2Y yazabilir miymişim dostum? O halde buradaki B yerine artık 2Y yazacağım ben. Bu 1. 2. Ö yerine 2B eksi 6 yazabilirmişim. E hocam B yerine de 2Y yazıyorduk. 2 kere 2 4Y eksi 6 yazabilirmişim. Ö yerine 4Y eksi 6 yazdım. Y yerine zaten Y yazdım. Hadi şimdi bu denklemi düzenleyelim. 8Y artı, onu içeriye dağıtıyorum, 40Y eksi 60 artı 30Y eşittir 252. Eksi 60'ı bu tarafa atalım öncelikle. 252 ile 60'ın toplamı 312 yaptı. 40, 70, 78Y yaptı burası da dostum. Demek ki Y'lerin sayısı 78 ile kaçı çarparsam 312 yapıyor? 4'ü. 4 tane yaşlı gelmiş diyebiliyoruz dostlar. Peki 3 numarayı da gömdük. Hadi 4 numaralı köşe taşımızı aldık şimdi. Denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Artık arkadaşlarım çözüm kümesi sorularında kümeler gözünüzün önündeyse ne yapacağınızı biliyorsunuz.
A şıkkını deneyelim diyeceksiniz. X yerine eksi 2 yazacaksın. Bak bakalım oluyor mu? Eksi 2 yazınca burası 0 oluyor mu? 0 oluyorsa tamam. Eksi 2 çözüm kümesinde olacak. O halde eksi 2 olmayanları sileceğim diyeceksin gibi. Ya da ben şöyle bir yapayım. Şurayı x parantezinde yazıyorum bakın. X parantezinde x artı 2 çarpı. Şurayı da çarpanlarına ayıralım. 2'ye eksi 1 diye ayırayım. X artı 2 galiba bir de x eksi 1 oluyor değil mi? Eşittir 0. Dostum bir şeylerin çarpımı 0 olduğunda sen her birini tek tek 0'a eşitleyeceksin. Kökleri bulacaksın. Yani çözüm kümesinin elemanlarını bulacaksın. Peki x'i 0'a eşitle 0. X artı 2'yi 0'a eşitlesek x eşittir eksi 2. X artı 2'yi 0'a eşitlesek buradan da eksi 2 geliyor. Tamam. X eksi 1'i 0'a eşitlesek x eşittir 1. İşte 3 tane kökü varmış. Aslında 4 tane kökü var da ikisi eksi 2 olduğu için bir tane sayıyorum. Çözüm kümesine birini yazacağım. Aynı eleman 2 kez yazılmaz. 4 tane kökü var ama çözüm kümesi 3 elemandan oluşacak. 0, 1, eksi 2. Hangi şıkkımız da var? Adana şıkkımız da var. Denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır diye soruyor dostum. Şimdi bu denklemin kökü kaç? Derecesi kaç? 3. 3. dereceden bir denklemin maksimum 3 tane kökü vardır dostlarım. O halde bir kere cevabın 4 ve 5 olması imkansız. Bunları sildim hemen. Peki hocam 3 tane kökü var diyorsun da 3'ü de birbirinin aynısı olabilir mi? Yani şöyle diyeyim. X1'i buldun 2. X3'ü buldun yine 2. X2'yi buldun 2 olsun bu da 3 olsun. X3'ü buldun 5 atıyorum şimdi kafada. Yani 3 tane kökü var ama ikisi aynı olabilir belki değil mi dostlarım? 2, 2. Aynı birinci soruda olduğu gibi 4 tane kökü var ama biz 3 tane yazdık. Çünkü ikisi aynıydı. O halde burada da öyle olabilir değil mi? Yani kaç farklı kökü olmuş diye söyleyeceksin o zaman sen burada. Hocam 3 tane kökü var ama farklı olanlar 2 tane diyeceksin değil mi? Şimdi bunu bulabilmek için de ben bunu çarpanlarına ayıracağım. Önce bütün ifadeyi x parantezine alıyorum. X kare kalır. Artı 2x kaldı. Eksi 10. Eşittir 0. Bir kere x 0 olabilir mi? Burası 0 ya da burası 0 olacak değil mi? Şimdi şunu çarpanlarına ayıralım. 5'e eksi 2 diye çarpanlarına ayrıldı. Doğru mu oldu? 5'e eksi 2 çarpanlarına ayrıldı. 5'e eksi 2 diye. Köklerini bulacağız. Buradan köklerini tek tek bulamıyorum kardeşlerim. Çünkü çarpanlarına ayrılmıyor. Diskriminant yardımıyla köklerini bulacağım. Ama en azından şunu gördüm arkadaşlar. Sen burayı hani hatırlayın şimdi ikinci dereceden denklemleri. Deltasını bulup sıfıra eşitlesin. Deltasını bir bulsak. B kare eksi 4ac'ydi ya delta. B karemiz 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 10. Yani 44 daha 44. Delta büyüktür 0 çıktı mı kardeşim? 44 çıktı. 0'dan büyük yani. Delta 0'dan büyükse ne diyorduk biz? 2 farklı kökü vardır. O halde 2 farklı kök buradan var. Bir de 0'ı bulduk. Bir kök de buradan geldi. Toplam kaç kökü yaptı bu gobelin? 3 tane kökü yaptı çocuklar. Evet bu ne diyor? Denkleminin gerçel köklerinin toplamı nedir? Peki şimdi hepsi zaten 0 olacak değil mi? Şuradan başlıyorum. X kare eksi 1 eşittir 0. X kare eşittir 1. Neyin karesi 1? Bir birin. Bir de eksi 1'in. O halde 2 tane kök buradan geldi. Şuraya bakalım şimdi. X kare artı 4 eşittir 0. X kare eşittir eksi 4. Dostum ne demiştik? Kare çift kuvvetin negatif bir sayıya eşit olması imkansız demiştik. Ne zaman oluyordu sadece? Yani en azından reel sayılarda, gerçel sayılarda olmuyor. Sadece karmaşık sayılarda oluyordu. Karmaşık sayıları yine bir hatırlarsanız iğili falan bir şeyler çıkartıyorduk bundan. Kök dışına iğili çıkıyordu bunlar. O yüzden kökleri vardı karmaşık sayılarda. Ama gerçel sayılarda kökü yok. O halde burası boş kümedir diyebilirim ben dostlarım. Boş kümedir.
diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Buradan kök çıkmadı yani. Peki sonuncusuna bakalım. X kare artı x eksi 5. Şimdi eşittir 0. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Dostum ayrılmıyor buradan çarpanlarına. Ama zaten bana da çarpanları sormuyor. Dikkatli olun kardeşlerim. Kökler toplamını soruyor bana. Peki kökler toplamının formülü eksi b bölü a mıydı dostum? Hadi o zaman x eksi b'miz ne? Eksi 1. A'mız ne? O da 1. Peki toplayalım bunu şey. Ne oluyor bu işlemin sonucu? Eksi 1. Demek ki bunun kökler toplamı eksi 1. E şunun kökler toplamı 0. 0 eksi 1 daha eksi 1 yaptı arkadaşlarım. Üçüncü sorumun cevabı. Geldim buraya. Denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır diye bir soru sormuş dostlar. Şimdi dostum şöyle düşün. Sen bunu içeriye dağıtsan x kare ile x'in çarpımı x küplü bir şey geliyor mu? Yani derece 3 oluyor mu kardeş? O halde en fazla 3 tane kökü var diyeceksin. Bir kere 4 ile 5'i sildin kafadan. Bunlarla işin yok. Şimdi tek tek çarpanlarını ayıralım. Şurayı çarpanlarına ayırsam ben şu kısmı. Ha, gerçi burada x eksi 3 varmış dostum. Şurayı biz bir düzenleyelim ilk önce. Şunu bir içeriye dağıtalım. Şu kısmı hemen komple içeriye dağıtıyorum. X küp oluyor. Bir saniye. X küp. Ya da içeriye dağıtmasam mı diye düşünüyorum bir yandan da arkadaşlar. O yüzden acele etmiyorum şimdi. Neyse. X küp. Şunu biz artı 0 desek buraya geçirsek eksi olacak. Yok dağıtayım arkadaşlarım. İçeriye dağıtıyorum. X küp eksi x kare. Sonra eksi x'i dağıtıyorum. Eksi x artı x. Eksi x kare pardon. Artı x geldi. Sonra eksi 6x oldu. Artı 6. Bunları da bu tarafa alalım. Eksi x artı 3 diye de bunlar geldi. Eşittir 0. Şimdi bir satır daha düzenliyorum. X küp eksi 2x kare yaptı. Şuraya bakalım. Eksi 5x yaptı. Hatta bir eksi x de burada var. Eksi 6x yaptı. Şunlar gidiyormuş. 6, 3 daha bir de 9 yaptı. Eşittir 0 dedim kardeşlerim. Şimdi burayı eğer isterseniz çarpanlarına da ayırabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle bir bakayım hatta çarpanlarına direkt ayrılıyor mu diye. X eksi 2 bu geliyor. 3 parantezini alalım. 2x artı 3 geliyor. Yani kolay bir şekilde öyle pat diye çarpanlarına ayrılacakmış gibi durmuyor. Yani zorlasak ayırır mıyız? Ayırırız ama biz şunu diyelim. Hocam küpü gördük. 3 farklı kökü vardır diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla. Peki 4'ü de hallettik. Geldik 5 numaralı köşe taşına. Eşitliğini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum ilk önce şu paydamızda x kare var, x var. Bunun paydasında 1 var. Bir hepsinin paydasını eşitleyelim mi? Şunu x kare ile, şunu x ile, şunu da 1 ile çarpalım. Bakın şöyle oluyor. X kare artı 6x eksi 7 bölü x kare geliyor hepsinin paydası. Eşittir 0 oldu dostlarım. X gerçel sayılarının toplamı diyor. Üst tarafı bir çarpanlarına ayırıyorum. 7 ile eksi 1 diyorum. Şöyle oluyor. X artı 7 x eksi 1 bölü x kare eşittir 0. Dostum bunun köklerini yazıyorum şimdi. Birinci kökü şuradan şunu 0'a eşitliyorum. Eksi 7 geliyor. Şunu 0'a eşitliyorum. 1 geliyor. Şunu 0'a eşitliyorum. 0 geliyor. Dostum bak paydanın kökleri var ya şuradaki kökler. Bu ifadeyi tanımsız yaptığı için paydanın köklerini devreye sokmuyorum. Yani şununla hiç işin yok senin kardeşim. O halde ne diyeceksin? Eksi 7 ile 1. Yani bize de zaten toplamını soruyormuş. Yani sıfırın da çok bir etkisi yokmuş zaten. Geçtim gittim. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çarpanlarına ayıralım. Üst tarafı ayırıyorum arkadaşlarım. Eksi 6'ya artı 6'ya eksi 1. Topladım. 5 yaptı. Çarptım. Eksi 6 yaptı. O halde şöyle oluyor. X eksi 1 çarpı x artı 6 bölü. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. 3'e eksi 1 diye ayıralım. Bu da şöyle oldu. X artı 3
x eksi 1. Şimdi tek tek kökleri. Bunu 0'a eşitle 1. Bunu 0'a eşitle eksi 6. Bunu 0'a eşitle eksi 3. Bunu 0'a eşitle 1. Dostum, eksi 3 paydanın köküdür. Tanımsız yapar. Eksi 3 çözüm kümesine dahil edilmez. O yüzden eksi 3 varsa şıklarda direkt sileceksin zaten. 1 paydanın köküdür. Tanımsız yapar, dahil edilmez. O halde 1'in olduklarını da sileceğim. Zaten bir tek Adana şıkkında var. E hocam payın da kökü, evet doğru. Payın da kökü olsa, sonuçta payda da varsa, tanımsız yapıyorsa yani bir kere, yukarıda olması önemli değil. Çözüm kümesine dahil etmiyoruz. E hocam eksi 3'ü almadık, 1'i almadık, bunu da almadık zaten 1. O halde bir tek ne kaldı geriye? Eksi 6 kaldı. Peki geldim buna. Diyor ki denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Dostum şimdi ne dedik? Tanımsız yapanlar hariç hepsi sağlar. E bunu şimdi tanımsız yapanlar neler? Paydayı sıfır yapan değerler. Eksi 1 paydayı sıfır yapıyor mu? Yapıyor. 2 paydayı sıfır yapıyor mu? Yapıyor. O halde eksi 1 ile 2 hariç bütün reel sayılar olur kardeşim. Eksi 1 ile 2'yi tüm reel sayılardan bak çıkartmış. İşte doğru cevap da bu gelecek o halde. Bu ne diyor? Denkleminin büyük kökü kaçtır? Önce şu denklemi bir düzenleyelim isterseniz. Şurası. Eksi 3'ü bu tarafa atalım mı arkadaşlarım? Şöyle oldu. X eksi x artı 5 bölü x eşittir. Ne oldu burası? 3. Hatta şöyle yapsak daha iyiymiş ya. Ya pay değiştireceğim işte de ben bakma oyalanıyorum burada. Neyse şurası 1'dir. X ile çarpıyorum. Burayı da 1 ile çarpıyorum. X ile x'in çarpımı x kare. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Yine aynısı. X artı 5 geliyor. Bakın parantez içinde yazdım. Bölü x ile 1'in çarpımı x eşittir 3 oldu. Şimdi düzenleyelim. Şu x ile burayı da çarpalım. 3x olarak geçsin oraya. Burası şöyle oldu. X kare eksi x eksi 5 eşittir 3x oldu. 3x'i bu tarafa alıyorum. X kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 5 ile 1 diye yazıyorum bunu. Yani x eksi 5 çarpı x artı 1 oldu eşittir 0. Dostum hemen buradan kökü ne çıktı? 5. Buradan ne çıktı? Eksi 1. Büyük olanı soruyor bize. Cevap 5 geldi kardeşler. Evet, bunu da geçtik. Hadi bir de 6 numarayı alalım önümüze. Aşağıdakilerden hangisi denkleminin köklerinden biri değildir diye bir soru sormuş bize. Dostum istersen şıkları tek tek yerine yaz. Mesela Denizli şıkkını yazabilirsin. 2 yaz buraya. 2'nin 4. kuvveti 16 yapıyor. İşte sonra eksi 11 çarpı 2'nin karesi şeklinde yazdığında eğer 0 sağlıyorsa kardeşim köküdür. Sağlamıyorsa kökü değildir diyeceksin. Tek tek yerine yazabilirsin. Ya da şimdi ben çarpanlarına nasıl ayıracağını da göstereceğim sana. Dostum bak böyle 2'den büyük derece daha doğrusu 3'ten büyük dereceler varsa şunu yapın. Değişken değiştireceğiz arkadaşlarım. X kare ifadesine ben A desem. Büyük A dedim, önemli değil. X karenin karesi yani X'in 4. kuvveti de A'nın karesi olacak mı kardeşim? Yani her iki tarafın karesini aldım. A kare X üzeri 4 oldu. Şimdi getirip bunları yerine yazıyorum. Bak X üzeri 4 yerine ne yazıyorum? A kare. Eksi X üzeri 2 yerine ne yazıyorum? A artı 28 eşittir 0. Bakın ikinci derecede ne döndü şimdi denkle. Hemen çarpanlarını ayıralım. 7 ile 4'tür bunun çarpımları. Eksi 7, eksi 4 diyorum ki eksi 11'i versin. O halde A eksi 7 de 0'dır. Demek ki A 7. A eksi 4 de 0'dır. Demek ki A 4. A neydi arkadaşlarım? X kareydi. O halde X kare eşittir 4 diyebilirim. Şunu kullandım. Demek ki X eşittir ya 2, X eşittir ya da eksi 2 olacak arkadaşlarım. Demek ki 2 ile eksi 2 bunun kökleri. Sonra diğerine eşitleyelim. A neydi? 7'ye eşitti. O halde
x kare eşittir 7, x eşittir ya kök 7 ya da eksi kök 7. Demek ki kök 7 ile eksi kök 7 de kökleri. O halde cevap Adana geldi. Geldik ikinci soruya. Denkleminin gerçel sayılarda çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor kardeşim. Tekrar söylüyorum ben ama normalini yapacağım da ben şunu da bir söyleyeyim. Arkadaşlar şıkları tek tek yerine yazın. Mesela eksi 1'i yazın bak. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in 8. kuvveti ne yapar? 1. Eksi 1'in 4. kuvveti yine 1'dir. Eksi 15. Eksi 16. Eksi 14. Eksi 16 daha eksi 30 yaptı. Yani 0 yapmadı. O halde eksi 1 kökü değil. Demek ki çözüm kümesinde olmayacak. Bu ikisini sildim bak kafadan. Sonra 2'yi deneyin bak. 2 var burada, burada da var. 2 yazın burada. Yani biraz büyük sayılarla uğraşacaksın ama sonuçta sınavdasın ve böyle bir soru çıktığı zaman hani yap da aga yaptım mı güzel olacak değil mi? Bir soru yaptım mı kaç bin kişinin önüne geçeceksin sonuçta. Ben olsam uğraşırdım. Yani normal çözümünü yapamadıysan tabii ki. Şimdi normal çözümü de ne olacak? Değişken değiştireceğiz. Bak 4. dereceden kuvvete ne diyeyim ben şimdi? A diyeyim. O halde bunun karesini aldım. X üzeri 8 ne oldu? A kare. Şimdi yerine yazıyorum. Burası şöyle olur. X üzeri 8 yani A kare. Eksi 15 tane. X üzeri 4 yerine ne yazıyordum? A. Eksi 16 eşittir 0. Hadi çarpanlarını ayıralım şimdi kardeşler. Burası eksi 16'ya 1 diye ayrılırsa toplamları eksi 15'i verdi. Demek ki A eşittir 16 olur. A eşittir 1 de olur arkadaşlar. Peki tamam öğretmenim. A neydi arkadaş? Yok A eşittir eksi 1 oluyor. Pardon burayı dikkatli yazayım. A neydi? X üzeri 4. Şimdi X üzeri 4 eşittir 16. Neyin 4. kuvveti 16? 2'nin. Ya da eksi 2'nin. O halde 2 de olacak, eksi 2 de olacak. Adana'da gitti, Bursa'da gitti. Ceyhan kaldı. Şuna bakalım. X üzeri 4 ne olacak? Eksi 1. Çift kuvvet negatif sayıya eşit olmaz. Buradan çözüm kümesi çıkmaz diyecekmişiz zaten. 2 tane kökü varmış arkadaşlarım. 2 ile eksi 2. Geldim buna. Şimdi bakalım ne yapacağız burada. Şimdi dostum. Burada da x üzeri eksi 1 var kardeşlerim. X üzeri eksi 1'e biz a harfini versek x üzeri eksi 1 eşittir a desek. X üzeri eksi 1 eşittir a dediğimizde yani 1 bölü x mi demektir bu a dediğimiz şey? Peki her iki tarafın karesini alsam 1 bölü x kare eşittir a kare olur. Yani x üzeri eksi 2 eşittir a kare olur. O halde a kare artı 2a eksi 3 eşittir 0. 3 ile eksi 1'dir bunun çarpanları. Demek ki a eşittir 1 eksi 3, a eşittir 1 de 1 gelecek. A neydi kardeşim? X üzeri eksi 1 yani 1 bölü x eşittir eksi 3 geliyor. İçler dışlar yaptım. Eksi 1 bölü 3 eşittir x oluyor. Şurada da x yerine 1 bölü x yazıyorum. A yerine 1. X eşittir 1 geliyor. Bana da neyi soruyor kardeşim bu? Kökler toplamı. Ha bu ikisini toplayacağım şimdi. 3 kere 1 3. Eksi 1 daha 2. 2 bölü 3 geliyor sorumuzun cevabı. Denkleminin gerçel köklerinin çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş dostlar. Hemen bakın ne yapıyorum. Önce şurada bir bütün denklemi x kareyle çarpalım mı? Şöyle oluyor bak. X üzeri 4 artı x kareyle çarparsam şunlar gider kardeşim. X kareyle 3 kalır. Eksi 4x kare eşittir 0. Şimdi x kare gördüğüm yere de a yazarsam x üzeri 4 ne oluyor? A kare. Eksi 4a artı 3 eşittir 0. Bunu eksi 3'e eksi 1 diye çarpanlarına ayırdım. A dediğim şey bir 3 çıktı. Yani x eşittir kök 3 ile eksi kök 3 geldi. A dediğim şey bir de 1 çıktı. Yani x dediğim bir 1 bir de eksi 1 çıktı. Bana da diyor ki gerçel köklerini çarpın diyor kardeşim. Şunları çarpalım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Bir de eksi olduğu için eksi 3. 1 ile 1'in çarpımı eksi 1'dir.
Şimdi bir de bunları çarpacağım. Hepsini çarpacağım ya. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı da 3 geldi diyebilirim dostlar. Ve çevirdim arka tarafı. Denkleminin büyük kökü kaçtır diye bir soru sormuş Gobeller. Peki. Şimdi burada da yine değişken değiştireceğim. Birbirinin aynısı ya da benzeri olan ifadeleri gördüğünüzde, ya da şöyle yapalım. İçeriden hanım sesleniyor arkadaşlarım, yemek hazırmış. Burada ben bir videoyu durdurayım. 7'den itibaren devam edeceğiz inşallah diyeyim kardeşlerim. Hadi bakalım Gobeller, görüşmek üzere. Kolay gelsin.